Gelip gelip de yara deşmenin faydası yoktur Ferhat. Temelli geldim. Burada inşaat şirketinde iş buldum. Olmazlanmaz. Dükkanın yarısı benim sayılır, anamdan. Sen de çalışmazsın. Evinin kadını olursun. Şimdiki insan eti yemeye alışmıştır, gayrı doğmaz. İnsan eti? İnsan eti. Ağaların Cemile'yi yemiştir. Kim ki başkasının sırtından geçirmiş insan eti yemiştir? Doğru değildir, ağalarım... Doğrudur. Şimdi sıra belki sende. Belki Habibe, Yusuf, hatta İbrahim. Kim kuvvetli o kalır? Ağalarım yapmaz. Yapmaz da evet. Lakin tadını almış çare yoktur. Zelan boştur, yazık olacak bize. Olacak evet. Başkaları için yaşamaktır kiminin kaderi. Bele. Ben de senin için yaşamışım. Beklemişim. Beklerim. Çok bende, yeter ki sen sat. %10 komisyon çok değil mi emmi? Lan yeğenim, şu kısa günde 250 lira ticaretin var. Sen benim kazancıma ne karışmışsın? Komisyonsuz iş nasıl dönmüş de bakalım. Öyle olsun. Öyle olacak elbet. Yusuf! Nedir yavrum? Ne lan? Kavga mı ettin? Ben oraya gitmem gayrı. Senle çalışırım. Ne olmuş? Hiç. Sizle gelirim. Yardım et Ales. Hadi, davran, hadi. Ne o bacı? Gülecek zamandır şimdi. Neymiş surat asmak? Cemile'ye gittim bugün. Kendi derdimizden kıza ne oluyor diyemedik bunca zaman. Ne olmuş kıza? El yanına hizmete vermiş Yaşar. Kız zebun, kız perişan. Ben kulağını dökerim Yaşar'ın. Faydasız. Kendisini satan kardeşlerinin yanına ne etmeye dönsün? Halil, İbrahim, Yusuf'un kıssasını bildiniz mi? Kardeşleri ondan kurtulmak için kuyuya atmışlar. Biz de ona döndük. Cemile'nin cesedi üstünde düğün sofrası kurmuşuz. Yiyip içip şükür diyoruz. Bu mu kardeşlik? Urfa'dan bunun için mi geldik? Birbirimize bunu mu edecektik ha? Ana derdi. Yazıklar olsun bana. Önünüze geçememişim. Cemile'yi elinizden alamamışım.